Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Acil bir yayın olarak bunu açıyorum. Çünkü bugün hem Kadir Gecesi, önce Kadir Gecemiz kutlu olsun ama yarın bizim saatimizde sabah 6.30'da Elon Musk önemli bir programa katılıyor. Ve aynı zamanda Bitcoin'de değişik çılgın bir oluşum gerçekleşti. En son bu gerçekleştiğinde kapakta da göreceğiniz gibi Bitcoin'de 30-35 bin dolarlık bir artışı biz bir anda görmüştük. Şimdi hepsine sırayla başlayayım. Birincisi SNL diye Amerika'da çok izlenen bir program var. Saturday Night Live, bunu biliyorsunuz. Bizim saatimizde 9.30'da, yani bir 7-8 saat çıkarttı. Onların saatte 9.30-10.30 arasında Elon Musk bu programa konuk olacak. Tabii ki konu ne olacak? Dogecoin olacak. Şimdi Dogecoin ile ilgili çok süratli kar getirdiği için, gelirler çok fazla olduğu için ne söylüyorsunuz? Genel olaraktan işte çok karlı, 1 dolar olacak mı, olmayacak mı diye böyle sürekli konuşuyorsunuz. Ondan sonra ve ben genel olarak hani hep şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bu spekülatif bir coin, arkasında bir hikaye yok. Çünkü eğitimlerde de söylediğim gibi hep şunun altını çiziyorum. Arkasında bir hikaye olsun, bir ekip olsun, bilmem ne. Şimdi Elon Musk'ın anlatacakları çok önemli. Acaba nasıl bir hava oluşturacağı var. Ama şöyle bir problem var ki Grayscale'ın CEO'su da değişik bir tweet attı. Ve dedi ki artık Dogecoin'ciler hoş geldiniz. Bir saat önce 650 milyon dolarlık bir satış geldi Dogecoin'de. O yüzden de hani dediler, Grayscale'ın CEO'su da dedi, Grayscale ne? En önemli fon şirketlerinden, en önemli aracı şirketlerden bir tanesi. Ve dedi ki Grayscale'ın CEO'su, işte hoş geldiniz kriptoya. Aslında Dogecoin'in bu kadar konuşulmasının nedeni yeni insanları piyasaya çekebilmek ve bu insanlar yeni piyasaya çekilirken de bizim de işte yavaş yavaş Dogecoin üzerinden kripto ile tanışmaları ve daha fazla markette kalmaları, pump dump olaylarıyla tanışmaları gibi gibi. Yani aslında bunun pompalanmasının nedeni de sizi FOMO'ya kaptırıp Fear of Missing Out, bu da eğitimlerde böyle sürekli anlatacağım terimlerden bir tanesi. FOMO'lanmanızı sağlayıp aslında bilgisizce kripto para dünyasına kapılmak ve ya sizin paranızı alacaklar ya cahil şansıyla ya da acemi şansıyla kazanacaksınız ama daha sonrasında mutlaka ve mutlaka paranızı kaybedeceksiniz. Balinaların, alabalık dediğimiz, ki ben bile kendimi artık yeni yatırımcı olarak görüyorum. Kesinlikle bir balina veya bir uzman gibi falan görmüyorum ama sonuçta sürekli okuyorum ve sürekli kendimi geliştirdiğim için birazcık daha tecrübeli diyebilirim. Balinalar bizimle aynı sularda yüzmek istemiyorlar. O yüzden de Dogecoin'i pompalarken de genelde insanların FOMO'lanacağını, yani ben bundan gelir elde ediyorum, İşte teyzem şu kadar gelir elde etti ya da X bir kişi bu kadar elde etti deyip duyup geldiğinizi bildikleri için FOMO'luyorlar. Şimdi 1 saat önce, 1-2 saat önce 650 milyon dolarlık bir satış geldi. Grayscale CEO'sunun merhaba Dogecoin'le oynayanlar artık kriptolarla tanışın ve sizin artık BTC'ye, Bitcoin'e çevirmeniz gerekiyor demesi piyasada şöyle algılandı. Grayscale'a karşı Elon Musk. Grayscale'ın CEO'su bunu tesadüfen atmadı ve Elon Musk'ın yapacağı açıklamalar önemli. Birinci odaklanacağımız nokta bu. İkincisine gelelim. Bitcoin, şimdi Golden Cross ve Dead Cross diye şeyler var. Golden Cross demek artışı gösterecek. Yani kısa vadeli fiyat, uzun vadeli fiyatı yukarıya doğru kırıyorsa o zaman Golden Cross'tur, yukarı doğru sıçrayacaktır. En son Ocak ayında, 2021 Ocak ayında bu gerçekleştiğinde, biliyorsunuz Kasım ayına, bu arada Kasım 2020'ye 10 bin dolarla giren bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bugün biz 60 bin dolara doğru gidiyoruz. 58.894 dolar önemli dedim. Bir önceki yayınımı izleyenler şu anda Compound'dan da kazandılar, Ethereum'dan da kazandılar, BNB'den de kazandılar, Matic'ten de kazandılar. Şu ana kadar söylediğim her şeyden kazanmış olmanız gerekiyor ve hatta şöyle söyleyeyim. Bunun strateji, sabır, %80 sabır, %20 strateji olduğunu bize Compound'da, AV'de, Matic'te, MKR'de, Ethereum'da gösterdi. Önce bir arttılar. Oh dedik, tamam kurtuldu. Sonra öyle bir mum geldi ki, kırmızı mum. Satsam mı satmasam mı? 15 dakika satsam mı satmasam mı diye böyle insanın aklı yandı. Sakin kalan, fikrime güvenen, bekleyenler kazandılar ve ne oldu? Tekrar o mumu kapattıkları gibi üzerine de kaç mum eklediler. O yüzden bu bana
grafiklerle biraz sonra fotoğraflı olarak da paylaşacağım ama size aslında bunun sabırla çok alakalı olduğunu gösteriyor ve kimin fikrine güveneceğinizi de bu size gösteriyor. Diğer taraftan bakmanız gereken endeksleri söylüyorum. Mesela Ethereum'la ilgili oynuyorsanız Ethereum'un genel grafiğine bakacaksınız ama Ethereum BTC'ye mutlaka bakacaksınız. Ya da BNB, Binance Coin oynuyorsunuz. Mutlaka BNB BTC'ye bakacaksınız. Eğer orası artıyorsa ve Bitcoin sabit bekliyorsa sizin elinizdeki altcoin mutlaka ve mutlaka artacak demek anlamına geliyor. Bu da size ufak nüanslar olarak da hani aklınıza kalsın. Şimdi Compound'dan, AV'den, DeFi'lerden ve Ethereum'dan çok ciddi bir kar oldu ama şimdi Golden Cross geliyor Bitcoin'de. Yani aslında bugün Bitcoin eğer çok sert bir artış yaparsa defileri ve altcoin'i de ezer. Buna da lütfen dikkatli olun ama şu ihtimal var. Ocak ayında Golden Cross yani kısa vadeli fiyat 50 günlük diyelim. 200 günlüğü yukarıya doğru kırıyorsa Bitcoin'de çok sert bir sıçrama vardı olacak demektir. Bu en son Ocak ayında oldu. 35 bin dolara 65 bin dolarları gördük. Hemen oluyor mu? Hayır, biraz vakitli alıyor ama oluyor. Diğeri dead cross olduğunda yani 200 günlük ortalama, uzun vadeli ortalama, kısa vadeli fiyatı aşağı doğru kestiğinde de çok sert bir düzeltme gelir. Şu anda Dogecoin'den BTC'ye inanılmaz bir kayma var. Aynı zamanda yaklaşık çok ciddi bir meblağda BTC'de soğuk cüzdanları çekiliyor. Yani fiyat artışını fark edenler, bunun artışına inananlar paralarını soğuk cüzdanlara çekiyorlar ve satmak için beklemiyorlar. Borsalardaki BTC oranı arttığında satış gelecek anlamına gelir. Borsalardaki BTC nakit oranı azaldığında da satış değil alış gelecek veya işte piyasadaki arz azalacağı için fiyat artacak anlamına gelir. Ama bu birkaç saat gerçekten önemli. 3 mumu, sabah 6 mumu ve tabii ki Elon Musk'ın vereceği haberler önemli. Ama Grayscale'ın CEO'sunun ortaya çıkmasıyla evet Dogecoin belki 64 centten ne bileyim 75 cente tekrar yükselebilir Elon Musk'ın verdiği açıklamalarla. Ama 650 milyon dolarlık bir satış geldiğini unutmuyoruz. Golden Cross'un oluştuğunu unutmuyoruz. Dogecoin'in niye size pompalandığını unutmuyoruz. Niye siz? Çünkü yeni bir şekilde tanışıyorsunuz. Ya pump ya dump bir şekilde batıyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki kripto çok güzel, çok keyifli. Ha, kazanıyorsanız daha fazla yatırım yapıyorsunuz. Kaybediyorsanız belki ağzınız yanıyor ama daha fazla coinlere gidiyorsunuz. Ama şu anda BTC'de Golden Cross oluştuğu için Litecoin bu geriledi ki ben Litecoin'i biliyorsunuz vermemiştim. 355 direncinde dayanamadığı için Litecoin o kadar gelecek batmıyordu ama Compound bekliyordu kralı ilerleyecek demiştik. Şimdi BTC'deki formasyon birkaç saatte netleşecektir ve önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız. Ama dediğim gibi Golden Cross diye bir şey var. Bu en son BTC'yi patlatmıştı. Elon Musk sabahleyin 6.30'da SNL'e Saturday Night Live programına katılacak. Dogecoin'de sert satışlar gerçekleşiyor. Bakalım arkasında mı duracak, nerede duracak bakacağız. Ama Dogecoin'de olanların bu kadar arttırılmasının nedeni aslında sizi piyasaya çekebilmek. Grayscale'la Elon Musk'ın birbirleriyle kapışacak gibi tweetler atıyor olması. Grayscale CEO'sunun hadi Dogecılar gelin artık paranızı BTC'ye çevirin demesi de hiç boşuna değil. Dikkatli olalım. Bu acil yayında da böylelikle farkında olmanız ve doğru şeyleri ilerletmeniz için belki de bütün altcoin'lerden çıkıp BTC'ye girmek mantıklı olabilir. Veya kendinize Compound'da MKR'de dedim Compound'un hedefi 900 ile 1000 dolar arası. Şu anda 800 doları aşmak üzere. Bakalım orası nasıl hareketlenecek. Compound AV'yi, MATI'yi, MKR'yi de yanında götürecektir. XRP'deki zayıflama normal, Litecoin'deki zayıflama normal. Çünkü onlar bu piyasa payından o kadar fazla destek alamıyorlar. Çünkü şu anda proje bazında gidiyor ama aynı zamanda genel bir süreçte de gidiyor. Önce BTC kendine bir yer ediniyor. O Ethereum'a kayıyor. Ethereum'daki yeni hedefimi de söyleyeyim. Çok kısa bir vadede 3-4 gün 5 gün içerisinde 4100 dolar olma ihtimali de gündemde diyorum. Artık 14 Temmuz'da 5500 dolardan biz bunu artık 6000 dolarlara da rahatlıkla çıkartabiliriz. Neden çıkıyor derseniz de. Bana göre şimdi Bitcoin 20 bin dolarken Ethereum 1600 dolarla çıkmıştı. Bugün Bitcoin 60 bin dolarda hala Ethereum çok ucuz. Ethereum'un gerçek değeri aslında 8 bin dolar ile 10 bin dolar arasında olması gerekiyordu. Ama
Oraya çıkması biraz vakit alacak gibi ama yapılan güncellemeler, 14 Temmuz'daki beklenti, Londra güncellemesi, Londra Hard Fork'un çok etkin olacak olması beraber Ethereum'da gelecek vaat ediyor. 3668'i aşarsa 3800 ve 4100 demiştik. 3668'i aştı. 3800'ü de aştı. Bakalım şimdi 4100'e doğru gidiyor. Orada bir nefes molası alabilir. Yaklaşık 1,5 hafta önce aldığınızda 1200 dolarlara kadar gerilemişti. Bugün baktığınız zaman 3600 doların, 3800 doların üzerinde ATH'lar havada uçuşuyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Biz Eren Caner'le konuşurken şunu demiştik. 2017'de de böyle olmuş. Yani önce arttı, sonra geriledi, sonra tekrar bir pompalama gelebilir. Bu da bizi 90 bin dolar ila 71 bin dolar arasında bir eşiğe mutlaka atacak. Bakalım nerede? Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşabilelim. Eğitimlerimiz başladı. Katıl butonuna üye olanlara farklı farklı video içerikleri karşınıza çıkıyor. Şu ana kadar 4 ders paylaşıldı. Devam da gelecek. Dediğim gibi hedefimiz aynı bugün olduğu gibi kritik 4 saat olursa veya böyle bir acil yayına ihtiyaç olursa orada daha hızlandırmak, daha fazla insanın faydalanabilmesi diyorum. Böyle kapatıyorum. Bu acil yayında umuyorum size ilerleyen saatlere faydalı olur. Keza bu 4 saati güzel kullanalım dediğimde de şu ana kadar güzel karları elde etmiş olmanız gerekiyor diyorum. Görüşmek üzere. Ben Beston. Lütfen kez dikkat edin. Bizim saatimizde 6.30'da da Elon Musk, bakalım SNL'de ne söyleyecek. Ama Grayscale CEO'sunu da yabana atmayın. Ve Bitcoin'de altın kesişim geliyor. Yani ilginç bir zaman. Bakalım Ocak ayındaki performans gerçekleşecek mi? Ama bana göre bu yılın sonunda 100 bin dolarlı seviyeleri konuşuyor olacağız. Eğitimlerimde ve bu videolardaki hedefim, dediğim gibi kısa vadeli şeyleri size söylerken aslında uzun vadesi hem bilgi birikimi oluşturabilmek, hem iyi bir grafik okuyucu haline getirmek ve eğitebilmek. Çünkü araştırmalara göre %82'miz eğitimsizlikten kaybediyoruz. Neden olsa, o yüzden Katıl'a da bir göz atın derim. Görüşmek üzere.